Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba da. Kolay gelsin. Hoş geldin. Yapmış olduğumuz toplantılarla da sık sık sorunlarımızı, sıkıntılarımızı gündeme getirdik. Elhamdülillah bunların içerisinden büyük bir kısmını bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şu geldiğimiz güne kadar gerçekten her alanda bir memnuniyetle karşı karşıyayız. Halkımızın içine girdiğimizde gerek ilçe belediyemizin yapmış olduğu hizmetler, gerekse büyükşehirimizin yapmış olduğu hizmetler noktasında halktan aldığımız olumlu yansımalar bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bundan dolayı bütün çalışma arkadaşlarımıza ben hasreten teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerimize bizlere göstermiş oldukları katkı ve destekten dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza da bizlere vermiş olduğu maddi manevi her türlü desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz bizi bekleyince evimize gelmiş, kardeşimize gelmiş, en yakın dostumuza gelmiş olarak kendimizi görüyoruz. Baştan beri öyle. Bizim yüreğimizdeki yerimiz çok önemli, çok kıymetli. Bugünkü ziyaretimizin nedeni de teknik bir toplantı. Üzerinden bir sene geçti. Mehmet kardeşimizin başkanlığıyla yeni bir ziyaret. Tabii Mehmet kardeşimle ben 13 sene birlikte çalıştım. Ne kadar disiplinli, ne kadar çalışkan, ne kadar gayretli, ne kadar samimi olduğundan şahidiz. Belediyecilik de zor zanat. Ben şimdi vekillik yaptım. Kurucay ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptım. Sonra 2014 yılında Rabbim nasip etti bu yeri yaptım. Doğumdan ölüme herkesin yaşamını direkt ilgilendiriyor. Ve herkes bize emanet. Bunun hakkını verdiğimiz zaman büyük bir dua alıyoruz. Ve her imkan birer imkan. Bizim açımızdan büyük bir imkandayız. Bize güvenenleri mahcup etmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere halkımızın hakkın rızasına odaklanarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O yüzden bu anlayışla tam bir kardeşlik kurduğuyla yolumuza devam ediyoruz. Bir pandemi sürecinde yaşıyoruz. Bizim açımızdan baktığımız zaman yine Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, sağlıktaki altyapımız bu konuda da çok önemliyiz. Büyük bir dayanışma ruhumuz var, büyük bir koordinasyon var. Dolayısıyla artık devletin güçlü devlet tanımı değiştiğinde yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyada sağlıklı kentler, gıda güvenliği, toprak, Nizip'te büyük bir bereket var. Bereketliler noktasındayız ve çıkan ürünler tek başına lezzet değil, tek başına ekonomi değil, aynı zamanda şifa. Daha da önemli hale gelecek. Biraz önce başkanım gösterdi sabun. O sabunun hijyen etkisi artık dünyada hijyen ve sağlık yükselen bir değer. Temizlik konusunda Nizip sabunu hak ettiği yere doğru gidiyor. Zeytini, fıstığı hak ettiği yere doğru gidiyor. Bize düşen şey ne? Bu yeni dünya koşullarına göre kendimizi güçlendirmek. Biz o yüzden Büyükşehir olarak Tarım Daire Başkanlığı'nı daha da güçlendiriyoruz. Dolayısıyla bizim Nizip'in bu güçlü tarafını daha güçlendirmemiz ve Nizip'in sorunlarını çok daha hızlı çözmemiz gerekiyor. Yani biz ekip olarak Nizip'in elinde ve hizmetindeyiz. Gelinen noktayı iyi götürmemiz lazım. Çünkü imkanlarımız belli. Zor bir dönem ama önceliklerimiz dersek bunu nasıl belirleyeceğiz siz de bilin.